Merhaba arkadaşlar. Bugün güvenli bağlanma ve bunun yanlış şekilleri hakkında biraz konuşmaya çalışacağız ve elimden geldiği kadar bu konuda size yanlış yapmamanız konusunda bazı küçük önerilerde bulunacağım. Bağlanma, ebeveynler ve bebekleri arasında gelişen yoğun bir bağlanma çeşididir ve gecenin bir yarısı aç kalan bebeğini beslenmek için uyanan anne ve babanın hissettiği çeşitli ağlamalarına dikkat ederek anlamlandırma çabası bağlanma sonucu oluşan bir durumdur. Bugün bile bağlanma konusunda keşfedecek birçok bilgi var. Şimdilik elimizde olanları paylaşmak için bu videoyu size hazırlamak istedim. Çünkü oldukça yoğun bir şekilde talepte bulundunuz. Bu videoda peki ne bulacaksınız? Öncelikle ne anlama geldiğini ve ne işe yaradığını konuşacağız ve neden önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Sonra bağ kurma çeşitlerini konuşacağız. Bağ kurmak için babalara bazı önerilerde bulunmaya çalışacağım. Bağlanmayı bozabilecek etkenler hakkında konuşacağız. Patolojik bağlanmayı konuşacağız. Ne zaman doktora gideceğimizi konuşacağız. Ve en sonunda da videoyu küçük bir özet yaparak videoyu son sözde kapatmaya çalışacağım. Bu arada bu tarz videolardan yarar gördüğünüzü düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve ihtiyacı olan arkadaşlara paylaşmayı ihmal etmeyin. Videomuza dönelim tekrar. Ebeveynler ve çocuklar arasındaki güçlü bağların bebeğin yakın ilişkiler için ilk modelini oluşturduğu ve bir güvenlik duygusu ve olumlu benlik saygısı geliştirdiğini biliyoruz. Yapacağınız olumlu şeyler sayesinde daha kolay öğrenen, gelişim basamaklarında hızla tırmanan ve sadece kendine güvenen değil, aynı zamanda ailesine ve ülkesine ve tabii ki kendisine yararlı bireyler yetiştirmek için güvenli bağlanma oluşturmak zorundasınız. İlk sorumuzu soralım. Güvenli bağlanma neden bu kadar önemli? Doğumda anne mankeni verilen yeni doğan maymunlar üzerine yapılan bir çalışma var. Bu çalışmada mankenler anneyi taklit edecek şekilde yumuşak malzemeden üretilmiş ve bebek maymunlar formül sağlandığında bile, yani aç değiller, etkileşim kuramayan ama orada olan bir anne kuklaları var. Onların etkileşim kurabilecekleri canlı anneler olan bebeklerle karşılaştırıldığında etkileşim kuran anne bebeklerinin daha iyi sosyalleştiğini gözlemler sırasında gördük. Aynı şekilde iletişim kurabilecekleri annelere olan bebek maymunların da umutsuzluğa kapılma olasılığı daha düşüktü. Yani bebeklerdeki depresyon olayı daha düşüktü ve daha kolay sosyal olabiliyordu. Bilim adamları insan bebeklerinde de bağ eksikliğinin benzer sorunların neden olabileceğini düşünüyor ve bebeklerin çoğu zaman hemen bağlanmaya hazır olduğunu biliyoruz. Öte yandan ebeveynler bu konuda karışık duygulara sahip olabilirler. Yani bebekler bakılmaya hazır ama ebeveynler bakmaya hazır mı? Bazı ebeveynler bebeklerinin doğumundan sonraki ilk dakikalar veya günler içerisinde yoğun bir bağlılık hissederler. Diğerleri ise bağ kurması için biraz daha zamana ihtiyacı vardır ve bu durum biraz daha uzun sürebilir. Ancak bağlanma bir süreçtir ve dakikalar içerisinde gerçekleşen bir şey değildir ve doğumdan sonra belirli bir süre içerisinde olması gereken bir şey de değildir. Birçok ebeveyn için bağlanma günlük bakıcılığın bir yan ürünü olarak ortaya çıkar. Yani oluşturmak için zaman harcamanız gereken ve oluşturduğu zaman da bunun nasıl olduğunuzu anlamayacağınız bir süreçtir. Bebeğinizin ilk gülümsemesini gözlemleyene veya aniden sevgi veya neşe dolu bir kişi olduğunuzu fark edene kadar bunun farkında bir dahi olmayabilirsiniz. İkinci kısımda bebeklerin bağlanma yollarını biraz konuşmaya çalışacağız. Çünkü bebeğinizin geleceğini etkileyecek önemli bir konu hakkında konuşuyoruz. Yeni bir ebeveyn olduğunuzda yeni doğan bebeğinizi ve etkileşim kurabileceğiniz tüm yolları anlamanız genellikle zaman alacaktır. Bu yüzden size birkaç tane ipucu versem aslında olay birazcık daha kolay anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Mesela ilk önerim bebekler ten teması tepki verdiğinden dokunma erken bir iletişim dili haline gelecektir. Yani dokunmak bebeğinizin sağlıklı büyümesini ve gelişmesini desteklerken hem sizin hem de bebeğiniz için rahatlatıcı bir durum olacaktır. Tüm bunların yanında anne için yara iyileşmesini hızlandıran ve süt üretimimizi artıran ve tabii ki anneyi lohusa depresyonundan koruma neden olan oldukça yararlı bir durumdur. İkinci aşamada göz göze temas. Ten tene temasın ardından ikinci önerimiz göz göze temas. Özellikle yakın mesafeden anlamlı iletişim kurulmasını sağlar. Bebeğiniz ilk doğduğunda yaklaşık olarak 30 santimlik bir görme mesafesine sahiptir ve daha uzaktaki mesafeleri göremez. Daha yakındakileri de akomodasyon, yani bir netleme oluşturamaz. Eğer bebeğiniz 30 santime görüyorsa siz 30 santime geleceksiniz ve bebeğinize göz teması kurmaya çalışacaksınız. Bu yaklaşık olarak bir annenin bebeğini kucağına aldıktan sonra çocuğuna baktığı mesafedir. Sonraki dönemlerde her ne kadar bebeğinizin görme yetenekleri giderek artsa da bağ kuracağınız bebeğinizin göz temasını öyle odanın karşı tarafından yapamazsınız. Kucağınıza alacaksınız, yanına gideceksiniz, böyle yapacaksınız. Üçüncü aşamada bebekler hareket eden nesneleri gözleriyle takip edebilirler. Bu hem frontal korteks dediğimiz bir beyin bölgesinin bir refleksidir, hem de bebeğinizin gelişmeye başlayan sosyallik ve zeka varlığının bir göstergesidir. Eğer erken dönemde bebeğinizin orta ya da ağır otizmi olup olmadığını merak ediyorsanız bu bulgu size yardımcı olacaktır.
olacaktır. Diğer aşamada bebeğiniz erken yüz ifadelerini, hareketlerinizi taklit etmeye çalışacaktır. Bu nedenle bebeğinizi yaptırmak istediğiniz mimikleri bebeğinizin gözünün içine bakarak, mimikler kullanarak öğretmeye çalışın. Yani bir bebeğin gözünün içerisine bakarak orada gülümsüyorsanız ya da öpücük atıyorsanız bebeğiniz bunu yavaş yavaş taklit etmeye başlayacaktır. Bunu gözlemlersiniz. Bunu eğer gözlemliyorsanız bebeğiniz artık bir şeyleri anlamlandırmaya başlıyor demektir. Tabii ki bunlar yaparken aynı zamanda yaptığınız şeyleri çocuğunuza anlatmak, yani bebeğinize anlatmak durumu daha kolay bir şekilde onun öğrenmesine ve gelişim basamaklarında hızla ilerlemesine neden olacaktır. Bebekler ilk iletişim çabalarında insan seslerini tercih eder ve bunları seslendirmekten zevk alırlar. Ve bebekler genellikle sizin konuşmalarınızı, kendi etkinliklerini ya da ortam hakkındaki açıklamalarınızı dinlemekten oldukça keyif alırlar. Yani havadan sudan bile konuşsanız, bebeğin gözünün içerisine bakarak yapıyorsanız bebek pür dikkat sizi dinlemeye çalışacaktır, anlamlandırmaya çalışacaktır. Çünkü yeni bir şey. Özellikle muayeneler sırasında ya da sonrasında yaptığımız konuşmalar ya da açıklamalar bebeklerin sakin bir şekilde dinlemelerine özen gösterdiğine ve bunun onlar için rahatlatıcı olduğuna sıklıkla şahit oluyorum. O yüzden evinizde de bu ortamı oluşturun. Bebeğinize bağ kurmak onunla ilgilenmenin en keyifli yollarından biridir. Bebeğinizi sevgiyle kucaklayabilir, nazikçe sallayabilir veya okşayabilirsiniz. Siz ve eşiniz bebeğinizi sık sık tuttuğunuzda ve ona dokunduğunuzda o da sizin dokunuşlarınızı ve kokunuzu tanımaya başlayacaktır. Bebeğinizi emzirirken veya sarılırken, onu teninize yakın tutarken ten tene temas uygulayabilirsiniz. Bebek masajı özellikle prematüre ve sağlık sorunu olan bebekler için faydalı olabilir. Bebek masajı yaparken çok dikkatli olmanız gerektiğini tabii ki biliyorsunuz. Bebeğinize zarar vermemeniz için bebek masajını nasıl yapacağı hakkında bilgi edinin ve bunu kitaplarla, videolarda ve uygun web siteleri gibi güvenilir kaynaklar bularak adım atmaya çalışın. Eğer bu konuda soru işaretiniz varsa bulunduğunuz bölgedeki hastanelere giderek bu konu hakkında bir eğitim olup olmadığını sorgulayabilir ya da emzirme danışmanı ya da çocuk doktorunuza bunu göstererek onlardan teyit almak yoluna gidebilirsiniz. Bebeğinizi beslemek onunla bağlanmanın doğal bir yoldur. Bebeklerinin kokusunu ve dokunuşunu sevdiği gibi anne babanın ihtiyaçlarına duyarlı olmasını da isterler. Doğum kolay geçtiyse bakıcılar bebeği doğduktan sonra uyanık olduğu sürece beslemeyi ve kucaklamaya teşvik etmesi gerekir. Ancak bu her zaman yapılabilir değildir ve ebeveyn ve çocuk arasındaki bağı sağlamak için şart da değildir. Özellikle evlat edinen ebeveynler bebekleriyle nasıl bağ kuracaklarını merak edebilirler. Evlat edinen ebeveynler de eğer doğru şekilde adım atarlarsa biyolojik ebeveynleri ve bebekleri arasındaki bağ kadar güçlü bir bağ sahip olabilirler. Üçüncü konumuz baba ile bağ kurmak. Bugünlerde erkekler bebekleriyle geçmiş nesillerdeki babalardan çok daha fazla zaman geçiriyorlar. Babalar genellikle bebekleriyle daha yakın temas kurmak için can atsalar da kısmen çoğu annenin sahip olduğu emzirme ile ilgili temasa sahip olamadıkları için bağlanma genellikle farklı bir zaman çizelgesinde gerçekleşir. Yani doğumun hemen ardından ilk dakikalar, ilk saatler içerisinde anne ve bebek ten tene teması gerçekleştirmişken bazen babaların onları kucaklarına alması ve annenin geçirdiği zaman kadar zaman geçirmesi ayları bulabilir. Ancak babalar çocuklarıyla bağ kurmanın başka bir anne olma meselesi olmadığını anlamak zorundadır. Çoğu durumda babalar bebekleriyle özel aktiviteleri paylaşabilirler ve her iki ebeveyn de birbirlerini destekleyebildiklerinde ve teşvik edebildiklerinde büyük fayda sağlarlar. Buradaki en büyük fayda tabii ki bebek için olur ama burada hem baba hem anne hem bebek oldukça yarar sağlayarak süreçten çıkar. Şimdi bebekleriyle bağ kurmak isteyen babalar için birkaç tane öneride bulunacağım. İlk önerim daha bebek doğmadan anneye destek vermek. Doğumun birlikte katılmak. Sonrasında beslenmeye ortak olmak. Burada bebeğin meme ya da biberonla beslenmesi fark etmez. Bazen baba gecenin bir yarısı beslenme için ya da bez değiştirme için uyanırken bebekle özel bir bağ kurabilir. Diğer aşamada bebeğe kitap okumak veya şarkı söylemek. Bebeğe banyo yaptırmak. Bebeğin hareketlerini yansıtmak ve göz teması kurmak. Onu taklit etmeye çalışmak. Bebeğin seslendirmelerini taklit etmek. Onunla ilk etkileşim çabaları. Onun ismini söylemek. Rutin aktiviteler sırasında bebek taşıyıcı kullanarak bebeği yanınızda götürmek ya da bebeğin babasının yüzünün farklı dokularını hissetmesine, dokunmasına izin vermek. Bunların hepsi baba ile bebek arasında bağlantıyı oldukça hızlı bir şekilde destekleyecek durumlardır. Diğer aşamada bir destek sistemi oluşturmanızı istiyoruz. Tabii ki doğum sırasında ya da sonrasında etrafındaki insanlar sizi destekliyorsa ve ebeveynlik becerilerinize güven duymanıza yardımcı oluyorsa bebeğinizle bağ kurmanız daha kolay olacaktır. Uzmanların bebeğinizin hastanede sizin odanıza kalmasını önermesinin bir nedeni de budur. Aynı şekilde bebeklerin ilk yıl içerisinde aynı odada farklı yatakta demesinin sebebi de budur. Bir bebeğin bakımını sağlamak ilk başta bunaltıcı olsa da ailenizin size sağladığı duygusal destekten yararlanabilir ve bir ebeveyn olarak yeteneklerinize daha fazla güvenmenizi sağlayabilir. Özellikle prematür bebeklerin veya özel ihtiyaçları olan bebeklerin ebeveynlerinin aynı odada yerleştirilmesi çoğu zaman mümkün olmasa da hastane personelinin desteği bebeğin bağ kurmasını kolaylaştırabilir. İlk başta bir yeni doğan bebeğe bakmak
yapmak özellikle emziren bir anne için neredeyse tüm dikkatinizi ve enerjinizi alabilir. Eğer sürece ev işi, yemek, çamaşır ya da başka şu an hesaplayamadığımız bir şey olursa, evde olan tüm şeyler dahil olursa bu durumda sıkıntı yaşayabilirsiniz ama bu yüklerden birini ya da birkaçını etrafınızdan birileri alırsa bebeğinizle bağ kurmak çok daha kolay olacaktır. Bu nedenle babaların veya diğer aile fertlerinin bu günlük işlerde anneye destek vermesi ve bol miktarda genel duygusal destek sunması bebek açısından da avantajlıdır. Tabii ki anne açısından avantajlı. Bebeğinizi eve getirdikten sonraki günlerde, hatta haftalar içerisinde aile üyelerinden ve arkadaşlarınızdan yardım istemekten çekinmeyin. İsteyenin bir yüzü kara, istemeyenin iki yüzü diyorum. Orada cümleyi kapatıyorum. Ancak böyle bir geçiş döneminde etrafta başkalarının olması bazen rahatsız edici, bunaltıcı veya stresli olabileceğinden insanlardan yemek yapmalarını, köpeği gezdirmelerini ya da sizin için bir tırnak içerisinde ayak işi yapmalarını istemeniz ve bebeğinizle özel zaman geçirirken ayak altında dolaşmamalarını istemek aslında onlar tarafından da anlayışla karşılanacaktır diye düşünüyorum. En azından benden istendiği zaman ben böyle yapıyorum. Diğer aşamada bağlanmayı etkileyebilecek faktörler hakkında konuşalım. Güvenli bağlanma çeşitli nedenlerle gecikebilir. Anne baba adayları bebeklerinin belirli fiziksel ve duygusal özelliklere sahip olduğuna dair bir hayalleri vardır. Doğumda veya evlat edinme sonrasında bebeğinizle tanıştığınızda gerçeklik hayalinizdeki imgenin düzelmesinin neden olabilir. Yani bebeğinizin yüzü hayalinizde farklıydı ama bebeğinizin yüzü artık bu. Bebeğinizin yüzü birincil iletişim aracı olduğu için bağlanmada onun yüzü kritik bir rol oynar. Yani bebeğiniz o, kabullenin ve ona sarılın. Bunun yanında hormonlar da bağlanmayı önemli ölçüde etkileyebilir. Emzirmek bebeğin yaşamının ilk saatlerinde bağ kurmasına yardımcı olurken annelerde birçok farklı hormonun salgılanmasına da neden olur. Yani her şey günlük gülistanlık değil. Anneler bazen hormonları yüksekse veya doğum sonrası depresyonu yaşıyorsa bebekleriyle bağ kurmakta zorlanabilirler. Yine aynı şekilde bir anne uzun süreli ve zor bir doğumun ardından bitkin düşmüş ve acı çekiyorsa aynı şekilde bağlanma da gecikebilir. Bebeğiniz gözlemde biraz zaman geçirirse başlangıçta onun bir yerlerine takılı olan ekipmanların miktarları veya karmaşıklığı sizi korkutabilir. Ancak bebeğinizle bağ kurmak hala önemlidir. Özellikle hemşirelerin küvezdeki açıklıklar aracılığıyla bebeğinizi tutmanıza yardımcı olması oldukça önemlidir. Bebeğiniz hazır olduğunda görevli onu kucağınıza almanıza yardımcı da olabilir. Bu sırada bebeğinizi izleyerek, dokunarak ya da onunla konuşarak zaman geçirebilirsiniz. Yakında bebeğiniz sizi tanıyacak ve sesinize ve dokunuşunuza tepki verecektir. Hemşireler bebeğinizi yıkamayı ve beslemeyi öğrenmenize yardımcı olmak açısından size bazı eğitimler verebilir. Sağdığınız anne sütünü eğer kullanıyorsanız emzirme danışmanı dahil olmak üzere yardımcı personeller bebeğinizin eve gitmeden önce emzirmeye geçiş yapmanıza yardımcı olacaktır. Bildiğim bazı yoğun bakım üniteleri geçişi kolaylaştırmak için siz bebeğinizi eve götürmeden önce bir odaya yerleştirme hizmeti sunar ki şiddetle bunu tavsiye ediyoruz. Şimdi biraz patolojik bağlanma hakkında konuşacağım. Yavaş yavaş da bitiriyoruz. Buraya kadar bir bağ kurulamaması hakkında birçok şey söyledik. Buraya kadar anlattıklarımız olmasa sonuçta ne olur ki dediğinizi duyar gibiyim. Aslında bu kısımda patolojik bağlanma yaşayan bebek ve çocuklarda gördüklerimize kısa birkaç tane örnek versem sanırım konu daha iyi anlaşılır olacaktır. Birincisi kaçınan bağlanma. Bebek ebeveynin ilgisizliğini, reddetmesini ve istismarı nedeniyle ona karşı ilgisiz ve duyarsız davranır. Ebeveyninden ayrıldığında kaygılanmaz veya tepki vermez. Ebeveyni geri döndüğünde de onu görmezden gelir veya ondan uzaklaşır. Bu patolojik bağlanmalardan birincisi. İkincisi kaygılı bağlanma. Burada bebek ebeveyninin tutarsız, öngörülemez, duygusal olarak abartılı, uyumsuz davranışları nedeniyle ona karşı aşırı kaygılı ya da ona aşırı bağımlı hisseder. Ebeveyninden ayrıldığında da çok üzülür ve korkar. Hiçbir şeyi keşfetmeye çalışmaz. Ebeveyni gördüğünde de ona sarılır ama ona kızar ve ona vurarak onu cezalandırmaya çalışır kendi halinde. Üçüncü patolojik bağlanmamız dezorganize bağlanma. Burada bebek ebeveyninin korkutucu, şiddetli veya sapkın davranışı nedeniyle ona karşı çelişkili, kaotik veya donuk davranır. Ebeveyninden ayrıldığında ne yapacağını bilemez, panikler ve donar. Ebeveyni geri döndüğünde hem ona yaklaşmak ister hem de kaçmak ister. Anlayacağınız üzere patolojik bağlanma bebeklerin ikili ilişkiler sırasında yanlış veya abartılı tepkiler vermesine neden olabiliyor. Büyüdüğünde bu bebekler birey olduklarında diğer insanlarla da aynı yanlış etkileşimlere girerek anlamlandırmakta zorlayacağınız kişilere dönüşebilirler. Patolojik bağlanma şekilleri bebeğin gelişimini, özgüvenini, ilişki kurma becerilerini olumsuz şekilde etkileyeceğini hepimiz anladık sanırım. Bu nedenle ebeveynlerin bebeğiyle sağlıklı bir bağ kurması için ona sevgi, ilgi ve destek vermeleri oldukça önemlidir. Peki ne zaman doktora gitmemiz gerekiyor? Bebeğinizi doktora ilk muayenesine götürdüğünüz zamana kadar
aranızda bir bağ olmadığını düşünüyorsanız bu randevuda bu düşüncelerinizi doktorunuzla paylaşın. Bu durum doğum sonrası depresyonun erken belirtisi olabilir. Aynı şekilde bebeğinizin önemli beklenmedik sağlık sorunları varsa bağ kurması gecikebilir. Bunun nedeni yeni doğan bebeğinizin gelişiyle kendinizi bitkin ve bunalmış hissetmeniz olabilir. Her halükarda bir sorun ne kadar erken tanımlanırsa o kadar kolay çözüme ulaşır. Sağlık çalışanları bu sorularla ilgilenmekte alışkındır ve çocuğunuzla bir bağ kurmanıza daha iyi hazırlanmanıza yardımcı olabilirler. Ayrıca bağ kurma konusundaki duygularınızı diğer yeni ebeveynlerle de paylaşmak genellikle onların da bu konulardan kolay bir şekilde sıyrılmalarına ve daha erken bir şekilde sorun yaşamadan bebekleriyle bağ kurmalarına neden olabilirler. Yeni doğan bebeklerin ebeveynleri için ebeveynlik kursları hakkında bilgi almanızı tavsiye ederim. Bağlanma zaman alan karmaşık kişisel bir deneyimdir ve sihirli bir formül yok. Zorla da uygulanamaz. Temel ihtiyaçları karşılanan bir bebek baştaki bağlanma yeteri kadar güçlü değilse sıkıntı yaşayacaktır. Bebeğinizle olan ilişkiniz daha rahat olmaya başladıkça ve yeni rutininiz daha öngörülebilir hale geldikçe hem siz hem de eşiniz küçüğünüzü büyütmenin daha şaşırtıcı yönleri hakkında hem güven hissedeceksiniz hem de konforlu bir şekilde büyümeye imza atacaksınız. Peki son söz olarak ne söylemek istiyorum? Aslında videonun başından sonuna kadar anlatmaya çalıştığım şey şu. Güvenli bağlanma oldukça önemlidir. Güvensiz bağlanma veya patolojik bağlanma olursa yanlış bir şeyler eğer devam ederse çocuğunuz sadece annesi ve babasıyla ilgili değil. Dış dünyada temas kurabileceği herkesle benzer sorunlar yaşayarak tüm hayatını sürdürecektir. O yüzden sizin bebeğinizle bağlantıyı kurarak güvenli bağlanmayı net bir şekilde olması gerektiği şekilde yaparak sürece devam etmeniz çok önemlidir. Eksik kaldığınız yerde ihtiyaç duyduğunuzda çocuk doktorunuzdan ve sağlık profesyonellerinden destek almaktan geri durmayın arkadaşlar. Bir sonraki sefere kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.